Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ben Sevda Sürmeli. Ben de Anıl. Biz yaklaşık bir senedir Avustralya'da yaşayan bir çiftiz. Ve bugünkü videomuzun konusunda yurt dışına çıkmadan önce yapmamız gerekenlerden bahsetmeye karar verdik. Neden böyle bir video çektiğimizi soracak olursanız gerçekten bazı şeylerden çok çektik. Artık bilinçsizlikten mi diyeyim ya da bilmediğimizden mi bir şeyleri yanlış mı yaptık gerçekten bilmiyoruz. Ama özellikle başımıza gelenlerden böyle bir ders çıkararak size öneri niteliğinde bir video çekmeye karar verdik. Şimdi hazırsanız bu maddelerle başlayalım. Öncelikle banka ile işlerin halledilmesinden bahsetmek istiyorum ben. Dün bir mail aldım. Mailde yaklaşık 70 kuruşluk bir kredi kartı borcum olduğunu öğrendim. Ve bayağı da şok oldum çünkü kredi kartımı kapattırmıştım ya da kapattırdığımı zannediyordum. Hatta iki kere kapattırdığımı zannediyordum. Fakat ne yazık ki böyle hani 70 kuruş da olsa bir mide bulandırıcı bir olay oluyor. Yani sonuçta kredi kartınızı kapattırmak için bankaya gitmeniz gerekiyor. Müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Aslında en başından anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi geçen sene Haziran ayında taşındım buraya. Aynen taşındım. Ne yaptın mesela? Ondan önceki süreçte ne yaptın? Neden iki kere kapattığını zannettin de bir türlü kapatamadın? Gelmeden önce buraya kredi kartımı haliyle son güne kadar kullanmak istedim. Ama yine de böyle bir sıkıntının olabileceğini düşünerekten 2 gün öncesinde bankaya gittim ve kredi kartımı kapatmak talebinde bulundum. Onlar da bana yaklaşık 1 haftalık bir süreç olduğuna 1 hafta sonra kredi kartının otomatik olarak kapanacağını söylediler. Daha sonra bu işlemin kesin olmasını istediğim için bankadan bir garanti istedim. Onlar da bir dilekçe yazmam gerektiğini ve bu da dilekçeyi imzaladıktan sonra kendilerine bırakabileceğimi söyledi. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra fark ettim ki Avustralya'da kredi kartım aslında kapanmamış. Yani verdiğim yazılı emir, yazılı istek üzerine de kapanmamış. Ondan sonra müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetlerinde durumu bahsettim. Onlar da tekrardan işte bankaya gelmem gerektiğini, kredi kartımı bu şekilde kapatamayacağımı söylediler. Daha sonra tekrardan müşteri hizmetleriyle görüştüm. İşte başka yerlere yönlendirdi, şudur budur derken bir kere daha kapatma talebinde bulundum. Daha sonra fark ettik ki dün yine kapanmamış. Şu an nasıl kapatacağım hakkında hiçbir fikrim yok çünkü dinlemiyorlar da zaten 50 kere konuştuk. Yani kapatmıyorlar. Yani kredi kartınız olursa kapatmıyorlar yani. Bunun için yapmanız gereken nedir? Kısacası benim yaptığım yanlışı yapmayın. Gitmeden 2 gün önceye kadar kullanayım demeyin. Siz yine de böyle bir 10 gün önce ya da 1 hafta önce falan kapattırma talebinde bulunun ve kapattırdığınıza da emin olun. Ayrıca bu işlemi sonlandırdığınıza dair bankadan bir dekont mu alıyorsunuz artık bir yazılı belge mi alıyorsunuz bilmiyorum ama bir belge alın mutlaka ve o belgeyi saklayın. Farkındayım gerçekten özellikle yurt dışına çıkmadan önce çok fazla belgelerle içli dışta oluyorsunuz. Bir yanlışımız da bizim buydu artık gelmeden önce var olan ne kadar böyle belge varsa attım. Çünkü zaten o kadar fazla belgelerle, o kadar fazla kağıt bütünüyle geliyordum ki daha fazla muhatap olmak istemedim yani kağıtlarla. Bu da benim bir hatam oldu. Bunun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eğer illaki o belgelerle gelmek istemiyorsanız, çok fazla karışıklığa sebep oluyorsa isterseniz bunu bir scanner'dan geçirin, taratın. Ondan sonra bilgisayarda bir kopyasını bulundurun. İkinci maddeye geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Suyunuzu, doğalgazınızı ve elektriğinizi de aynı şekilde kapattığınızdan emin olup bununla ilgili dekontları saklayın. Bunların niye üçünü aynı madde altında sıraladım? Çünkü üçü de aynı madde. Evet, şimdi ikinci maddemize geçelim. İnternet hattınızı kapama. Bizi en çok süründüren, en çok hayattan bıktıran, böyle Allah'ım ne zaman bizim bu çilemiz bitecek diye evde sinir krizleri geçirdiğimiz bir madde oldu. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bu videoda herhangi bir kurumu, kuruluşu ya da bir markayı kötüleme gibi bir amacımız yok. Bu yüzden de markaların isimlerini vermemeye çalışacağız. Verirsek de arada kaçarsa kapatacağız. Ama bunları paylaşmak zorunda hissediyoruz kendimizi ki eminim çok fazla insan böyle şeylerle yüz göz oluyordur. Özellikle ben Instagram'da birkaç kere bununla ilgili paylaşım yaptığım zaman çok fazla insanın ağzının bundan yandığını fark ettim. O yüzden bu maddeyi eklemek istedim. Kesinlikle ve kesinlikle müşteri hizmetleriyle konuştuğunuz zaman onların verdikleri sözlü tekliflere inanmayın ya da inanmayın demeyeyim de kabul etmeyin. Kendi bayilerine gidip gözünüzle görün, okuyun, altına imzanızı atın. Sözünüz de aslında imzanız yerine geçiyor ve onlar bunu çok güzel kullanıyorlar. Maalesef. Bundan yaklaşık 3-4 sene önce beni aradı internet hattım için ve var olan internet hattımın fiber optik hızlarına erişebileceğini söyledi. Nasıl diye sorduğumda 56 liralık ödediğim aylık bedelin 59 liraya çıkacağını, başka hiçbir şekilde yan masrafın olmayacağını söylediler. Ben de çok güvenmediğim için haliyle emin olmak için resmen kendim müşteri olarak karşımdaki müşteri temsilcisine onaylattım. Yani evet ben bundan sonra 56 değil 59 lira ödeyeceğim. Onaylıyor musunuz dedim. O da onaylıyorum dedi. Bundan sonra yani ilk faturam 59 lira her şey dahil. Evet böyle gelecek değil mi dedim. Evet dedi. 2 sene taahhütle 59 liraya çıkarttım faturamı.
ve bir ay sonra 90 liraya geldi. Şok oldum. Tekrar aradığımda aslında 2 sene boyunca 90 liralık bir pakete üye olduğumu söylediler. Bunun mümkün olmayacağını, onaylar mısınız sorusunu kendimin sorduğunu belirtince ve ses kaydımın dinlenmesini talep edince bunu da kabul etmediler. Zaten hemen o ses kaydı istediğin zaman bir şekilde hemen yok oluyorlar. Yani kendi işlerine geldikleri zaman ses kayıtları var. Evet, bir de hep bir şey yapıyor ya, sizin kaliteniz için işte yok ses kaydı altına alıyoruz falan diye saçma sapan bir şey geliyor ya. Doğru. Sinir oluyorum ya, sinir. Doğru. Ses kaydını da dinlemek istediğimde şey derler işte, sizin mahkemeye vermeniz lazım. İşte mahkeme verdikten sonra şu 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 olacak ve ondan sonra ses kayıtları ortaya çıkacak. Daha sonra şöyle bir düşündüm, taşındım. Yani bununla uğraşmayı gerçekten çok istedim fakat mahkemeye git gel git gel sürekli işten izin almam gerekiyordu. Üstüne üstlük bir de yok avukat masrafı yok, ondan sonra geri aldım verdim falan, lanet olsun dedim ve ne yazık ki bu parayı benden aldılar. Bu Anıl'ın yaşadığı ilk tecrübeydi. Teşekkür ediyoruz Turkcell. Ama sadece yediğimiz kazıklar bununla da bitmedi. Avustralya'ya gelmeden yaklaşık 2 gün önce Gayrettepe'ye gittim ve internet hattımı artık tamamen kapattırmak istedim. Modemi teslim ettim. Hiçbir borcum olmadan da çıktım çok güzel bir zaten şekilde. Zaten borcun olsaydı muhtemelen senin interneti kapatmana izin vermeyeceklerdi. Tabii canım, tabii son aya kadar, son güne kadar kullandığım ne varsa ödedim. 100 kere ben de aynı şekilde sordum oradaki temsilciye. Dedim bakın hani kesinlikle kapandı mı? Ben yurt dışına çıkıyorum. Benim bir daha bu olayı takip etmem imkansız. Belki de bundan yararlandılar. Bilmiyorum yani. Olabilir. Kadın orada kesinlikle öyle kapattık. Hiçbir şüpheniz olmasın gibi benim böyle gerçekten güvenimi kazanacak zaten şeyler söyledi. Zaten modemi de vermişiz yani. Ama maalesef kredi kartıyla değil nakit olarak ödedim. Çünkü kredi kartım yoktu. Bu zaten benim sonumu hazırlayan şey oldu. Avustralya'ya geldikten yaklaşık bir 6-7 ay sonra Anıl'a bir mail geldi. Mail bir avukattan gelmişti bana. İşte icra talebi mi, icra takibi mi ne öyle bir şey. Bu borcunuzu Türk Telekom'a ödeyin şeklinde. Oh, sorry. Georgie. Oh. Sorry. Georgie, come on. Sorry. Okay, no worries. Köpeğe basıyordum. Evet, az önceki köpek saldırısından sonra kameramızı kurtardık. Şu an bir parktayız. Burada çok fazla köpekli insanlar var ve köpeklerini gezdiriyorlar, oyunlar oynuyorlar. Köpekler de şu özellikle yerde sallanan mikrofonla oynamak istiyorlar. Ve demin az daha kameramızı düşürüyorlardı. Aynen, yani. Son dakika kurtardım gerçekten. Onu belki kaydetmişizdir ya, koyarız. Neyse, nerede kalmıştım? Evet, 6 ay sonra gelen bir maille şok olduk. Ve o mailde bizde icra takibi başlamıştı. Yani öyle bir borç çıkarmışlardı ki yaklaşık 700-800 lira bir borç çıkmıştı. Ve ben bayağı şok oldum yani. Hatta Sevde'ye de kızdım. Niye sen bu interneti tam kapattırmadın, emin olmadın? İşte Sevde diyor ki hayır ben kapattırdım, şudur budur falan. Daha sonra öğrendik ki yani Sevde bunun nakit ödediği için, kredi kartıyla ödemediği için. Kanıtlayamadık da. Bizim zaten o durumda artık yapacak bir şeyimiz yoktu. Bizim zaafımızdan yararlandılar. Zaten artık direkt avukatla muhataptık. Hani kadın bize diyor ki yapacağınız hiçbir şey yok. Şu anda bir dosyamız var. Bir kere zaten dosya masrafımız var. Artık geri dönüşü de yok yani. Bizimle ya Türk arasından çıkmış tamamen olay. O kadar saçma ki arkadaş, zaten interneti kapattırıyorsun. Borcun varsa da kapattırmazsın yani. Hani bunun bütün yollarını kendisi biliyor yani bu şirketin. Tabii fakat ki canım. Fakat yine de böyle saçmalıklarla karşı karşıya kaldık. Ben kapattırdığıma dair dekont da aldım zaten. Ama maalesef yine dediğim gibi o kadar fazla belge vardı ki uğraşmak istemediğimden attım yani. Kapandı artık, yapacak bir şey yok dedim, attım. Bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle soft copy'sini her zaman bilgisayarda tutmak lazım. Kesinlikle şirketlere, böyle kuruluşlara falan güvenmeyin yani. Evet. Her işinizi kendiniz görün. Evet. Üçüncü maddemiz var olan telefon hattımızı kontörlü hatta çevirme. Böylelikle her ay belli bir fatura çıkmamış olacak ve siz kullandığınız kadar, yani harcadığınız kontör kadar para ödemiş olacaksınız ve çok daha cüzi bir miktarda para ödemiş olacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: aslında kontörlü hatlar 6 aydan sonra artık kapanıyormuş. Bunun için de 6 ayda bir en düşük ücret neyse o kadar TL yüklemeniz gerekiyor. Devlet zaten artık galiba her ay 2,5 lira mı 3 lira mı ne öyle bir şey kesiyormuş. Maksat o masrafı karşılasın. Böylece siz de bir sene sonra geldiğinizde veya 6-7 ay sonra geldiğinizde aynı hattınızı kullanabilin. Burada da yine aynı şekilde dilimiz yandı. Yine başıma gelen harika bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çok mutluluk verici. Benim onda bir tane hattım vardı ve bu hattım da bir senelik taahhütlüydü. 11. ayın sonunda ben Avustralya'ya geliyordum. O yüzden müşteri hizmetlerini aradım. Dedim ki hani ben 11. ayın sonunda Avustralya'ya geliyorum. Hani hattımı bir ay sonra da kapatma şansım olur mu acaba Avustralya'dan? İşte hani taahhütüm bittikten sonra hani hattımı kapatmak istiyorum. Böyle bir şey yapabilir miyiz falan dedik. Müşteri hizmetleri tabii ki 12 ayın sonunda bizi arayın. Biz sizin hattınızı kapatırız. Hiçbir sıkıntı olmaz gibi şeyler söylediler. Ben de tabii ki inandım. Yani ne kadar saf biri. İçim çok rahat bir şekilde Avustralya'ya geldim. Aradan 2 ay geçti. Yani
hattımın bir senesi dolmuştu. Aradım bunları, dedim ki hani böyle böyle telefon hattımı kontrole çevirmek istiyorum. Ondan sonra zaten çevrilemeyeceğini söylediler. Ben de o zaman kapatmak istiyorum dedim. Ha, kapatamazsınız çünkü taahhütünüz yenilendi. Seneye bilmem kaçıncı ayın bilmem neyine doluyor falan dediler. Yani. Aynen öyle. Ben şoka girdim. Dedim ki ben bir senelik imza aldım. Nasıl yenilenir? Yani böyle bir şey imkansız dedim. Hani beni böyle bir şekilde kimse bilgilendirmedi. Hani gerçekten ben bir senelik imza aldığımı hatırlıyorum. Yok, sizin kullandığınız paket bir seneyi kapsamıyor. İki senelik bir paket. Bir senenin sonunda bir şey demezseniz ikinci seneye tamamlayan bir paket falan filan. Böyle saçma sapan kelime oyunlarıyla iğrenç bir şekilde benim hattımı... Uçak geçiyor. Benim hattımı ikinci kere yenilemişler. Boşu boşuna birkaç ayda öyle ödedi. Tabii ki hiçbir şey yapamadık. Ne yapacaksınız? Bana şey diyorlar. Hani Türkiye'ye gelip hattınızı kapatmanız lazım. Buraya gelin, yazılı belge verin, şu bu falan diyorlar. Ya dedim Avustralya'da yaşıyorum. Allah aşkına nasıl geleyim yani? Hani 1000 dolara bilet alıp Türkiye'ye gelip imza atıp geri mi döneyim yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi falan dedim. İşte bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten bu müşteri hizmetleri hep böyle bir kayboluyor ya, asıl ihtiyaç halinde kayboluyor. Mesela senin ihtiyacın olduğu zaman arıyorsun, asla ulaşamıyorsun. Evet, ama onların sana işi düştüğü zaman 5 dakikada bir benim bankadan arandığımı hatırlarım yani. Böyle iğrenç bir durumun içerisine düştüm. Tabii cezasıyla birlikte ödedik. Hani ne yaptınız diye soracak olsanız, tabii ki elimizde yine yazılı bir belge olmadığı için, yine müşteri hizmetlerinin sözü olduğu için kanıtlayamadık da, ses kayıtlarını dinlemek istedik, zaten ulaşamadık. Yok çalışanın ismini istediler bilmem ne. Ya böyle saçma sapan şeyler oldu. Sizi de daha fazla işinizi darlamayayım çünkü gerçekten benim içim yandı. Şu anda yine darlandım yani, böyle bir şey olamaz. Biz boşu boşuna 2000-3000 lira aşağı yukarı böyle saçma sapan kullanmadığımız internete, kullanmadığımız telefona, kullanmadığımız şuna buna hepsine para verdik yani. Aynen öyle. Siz olun arkadaş. Gerekirse deyin ki tüm arkadaşlarınıza, gitmeden önce 15 gün ben yokum deyin. Bana WhatsApp'tan ulaşamazsınız, bana telefonla ulaşamazsınız. LinkedIn'den mektup yazsın size. Aynen öyle. Hepsini kapattırın yani, yapacak bir şey yok. Ya da kapattırdığınıza dair gerçekten o belgeleri alın. Çünkü belgeye direkt bana belgeniz var mı diye soruyorlar. Anladın mı? Hani orada böyle çok yakış kadını kafasına yapıştırsaydık o belgelerin hepsi işte nerede kim bilir ya. Çok sinirliyim, yine çok sinirlendim. En çok o Telekom'a ödediğimiz 800 lira koydu. İlk gördüm onu, o icrayı. Önce Telekom'a sinirlendim. Ne yalan söyleyeyim, sonra sana da sinirlendim bayağı. Ama benim yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Yok. Ama tecrübesizlik yani. Doğru, yok yani. Ben de kredi kartım dediğim gibi tam kapattıramamışım. Fakat olmuyor yani. Hani olmuyor, kapatmıyorlar ki. Bir şey söyleyeceğim. Adam orada oturuyor. Tamam, sen parasını ödüyorsun. Kapatmıyor. Doğru. Ya kapatmıyor. Ne yapabilirsin ki? Boğazına mı sarılacaksın yani, anladın mı? Kapatmıyor arkadaş. Hala kredi kartımız var. Al işte. Ne yapacaksın şimdi yani? Neyse. Son sıkıcı maddemizden bahsedelim o zaman. Nereye gidiyorsanız, mesela Almanya'ya gidiyorsanız Euro hesabı, Avustralya'ya gidiyorsanız Avustralya doları hesabı, ne bileyim Singapur'a gidiyorsanız Singapur doları hesabı. Bu pariteleri kabul eden bir hesap açtırın kendi bankanızda. Böylece kolayca dışarı ya da içeri Swift yapabilirsiniz. Hesap açtırma ya da Swift dışında para transferlerinizi belli uygulamalar var. Bunlarla da yapabilirsiniz. Mesela TransferWise var, Revolut falan var. Bunları biz kullanmadık. Siz isterseniz bunları araştırıp kullanabilirsiniz. Ya bu arada sponsorlu olmadığını da söyleyelim. Sponsorlu falan değil zaten video da. Ya daha uygun fiyata yollandığını duyduk. Bir diğer maddemiz dişçi ve doktor kontrolleri. Avustralya'daki sağlık sistemini anlattığım bir tane video vardı. Hep karıştırdığım için böyle göstereceğim artık. Ona şuradan ulaşabilirsiniz. Orada da bahsettiğim gibi burada gerçekten dişçi fiyatları inanılmaz ve dünyanın pek çok yerinde zaten diş özele girdiği için çok pahalılar. Bu yüzden gelmeden önce Türkiye'de bir dişçiye görünmenizi tavsiye ederim. Hatta doktora gidip de böyle bir check-up yaptırmanızı da tavsiye ederim aslında. Çünkü buraya hangi vizeyle geleceğinizi bilmiyorum. Hani öğrenci vizesiyle de gelebilirsiniz. Bazı vizeler kapsamıyor mesela. Bazı vizeler kapsıyor ücretsiz tedaviyi. Aynen öyle. O yüzden diyorum hani öğrenci vizesiyseniz özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Hani kalıcı oturma izniyle geliyorsanız zaten böyle bir sıkıntınız olmaz ama gelmeden önce bir kontrole gidin derim ben. Ya bir de burada tamamen ücretsiz hakkınız olsa dahi Türkiye'de daha bir farklı kendinizi anlatıyorsunuz. Doktora ne bileyim ağrınızı daha güzel anlatabiliyorsunuz. Ne kadar pahalı gelirse gelsin fark etmiyor. Zaten dışarıda çalışmaya başladıktan sonra haliyle size daha uygun gelecektir. Yaptırın check-up'ınızı. Gelelim bir sonraki maddemiz, uçak bileti alma. Şimdi zaten gelmeden önce uçak bileti alacağız. Bu maddeye ne gerek var diyebilirsiniz. Biz sadece hani deneyimlerimizi paylaşmak istedik bu madde altında. Biz Avustralya'ya ilk ikimiz de Emirates'le uçtuk. Çok iyi bir havayolu şirketi. Yani evet. Şu ana kadar Avustralya'ya uçtum. Hatta bindiğim ya. Şu ana kadar bindiğim en rahat ve en güzel uçaktı. Koltukları gerçekten normal uçaklara kıyasla çok daha geniş. Koltuk aralıkları da geniş. Diziniz çarpıyorsa hani böyle uzun boyluysanız mutlaka tavsiye ediyoruz. Yemekleri de çok güzeldi. Benden
böyle tam puan alan bir havayolu şirketi. Bu arada tabii ki vizeniz çıkar çıkmaz hemen alın ki evet, daha uygun fiyata gelsin. Bazı siteler var işte kayak.com gibi, enuygun.com gibi. Oralardan bakarak alabilirsiniz. Haliyle size sunuyor çünkü en ucuz bileti. Uçak bileti alma durumunuz vizenize bağlı. Mesela turist vizesiyle geliyorsanız tabii ki daha öncesinde bir uçak bileti almanız gerekiyor. Ama eğer çalışma izni gibi bir şeyle geliyorsanız yani direkt vizeniz çıkar çıkmaz hemen o gün içerisinde bilet almak en mantıklısı olacaktır. Bir diğer madde ise ilk günler için kalacak yer ayarlama. Ben şeyi tavsiye ediyorum, çok fazla böyle lüks veya çok büyük bir yer tercih etmeyin. İlk günlerde sizi idare edebilecek, kalıcı olarak kalabileceğiniz yeri bulana kadar sizi bir şekilde götürebilecek bir yer bakın. Ben ilk geldiğimde Sevde gelene kadar böyle bir bayağı bir kötü bir otelde kalmıştım. Yani hostelden bozma bir yerde kalmıştım. Sırf daha uygun diye maaşımı da almamıştım. Türk parasıyla da geçinilmiyor burada ne yazık ki. Size de bunu öneririm. Airbnb'den bakın, Booking.com'dan bakın. Zaten ilk geldiğiniz zaman kendinizi böyle bir kaosun içerisinde buluyorsunuz. Neredeyim, ne oluyor şimdi falan diyorsunuz. O yüzden gerçekten mümkün olduğunca şehir merkezinden bu hosteli tutmak en mantıklısı. Otelin lükslüğünden feragat edip yoldan feragat etmeme en mantıklı seçenek. Evet, bir sonraki maddemiz toplayabildiğiniz kadar belge toplayın. İşe yarar yaramaz fark etmiyor. Her şeyi toplamaya çalışın. Mesela yani bizim yaptığımızı yapmayın yani. O saçmalığı yapmayın. Mesela ben şey yapmıştım. Hiçbir gerekliliği olmadığı halde mesela 24'lü fotoğraf çektirmiştim. Vesikalık fotoğraf. Onları yanıma aldım. Daha sonradan çok işe yaradılar burada. Doğum belgesi diye bir şey var mesela. Belediyelerden alınıyor. Örneğin Avustralya'da nüfus kayıt örneği diye bir şey yok. Siz doğum belgesini kullanıyorsunuz. Onu orada kullandım. Pasaportlarınızı uzatın. Ehliyetlerinizi uzatın. Evet. Gerekiyorsa 10 yıllık yaptırın pasaportunuzu. Bu arada ben de ondan çektim. Buraya geldikten sonra benim pasaportumun süresi doluyordu. Sevdeciğim sen her şeyden çektin ama. Her şeyden çektin. Ama yani saçma sapan bir şey oldu. Ben buraya geldim, tamam mı? Avustralya'da kalıcı oturma iznim var ama pasaportum yok. Ya böyle saçma sapan bir durumun içerisine düştüm yani. Neyse ondan sonra pasaportumu yeniledim ve 10 senelik yaptım. Sonra erkekseniz askerlik belgenizi elinize alın. Ne olur ne olmaz. Çünkü mesela benim de şey olmuştu. Askerlik tecilim Eylül ayındaydı. Gelmeye yakın bir anda Haziran'a düştü falan böyle. Bir anda 3 aya oynamalar oldu. Onları da bir çıkarttırıp yanınıza alın. Ne olur ne olmaz. Avustralya'ya gelmeden önce böyle vizeniz pasaportunuza basılı olmuyor. Ben bu yüzden havaalanında korkmuştum. Acaba bir sıkıntı mı var ya, son dakika bir şey mi çıkacak falan diye. Mutlaka vizenizin bir kopyasını yanınıza taşıyın. Herhangi bir sıkıntı olursa da onu kanıt olarak gösterebilirsiniz. Bu arada bahsettiği vize online vize oluyor. Her ülke böyle pasaporta basmıyor vizeyi. Hı hı. Bunun için söylüyoruz. Evet, bir diğer maddemiz dönüştürücüler. Şimdi Avustralya'nın prizleri birazcık böyle garip, böyle gülen surat gibi. Böyle şey gibi, masum bir, şaşırmış bir surat gibi. Ya üzülüyor gibi şöyle. Başka ülkelerin priz şekillerine gerçekten benzemiyor. Hatta Türkiye'de de bulmakta sen zorluk çekmiştin, hatırlıyorum. Evet. O yüzden buraya gelmeden önce böyle bir dönüştürücüleri araştırın. Size şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Üçlü priz alın. Yani bildiğimiz Türkiye prizi alın. Onun baş kısmına Avustralya dönüştürücü prizi takıp çok mantıklı. Normal prize geçirin. Türkiye'den bir sürü elektronik eşyayla geliyorsunuz. Saç düzleştiricisi, saç kurutma makinesi, telefonunuzun şarj aletleri falan filan derken böyle bir sürü dönüştürücüye ihtiyacınız olacak. 55.850 tane dönüştürücü aramak yerine bir tane böyle gerçekten büyük bir priz alın. Sadece o prizin başını bağlayın. Daha mantıklı. Para vermekten çekinmeyin. Bizim bazı dönüştürücüler böyle çok gevşedi artık. Çok tutmuyor. Bir şeyi prize takıyoruz, çat diye düşüyor onu, falan onu böyle. Bilemezler ya. O kimse bilemiyor. Yani ben mesela en pahalısını aldım. O hiçbir işe yaramıyor. En ucuzu işe yarıyor falan. Gerçekten. Siz böyle, evet evet. Siz böyle şey alın yani, bir tane ondan, bir tane şundan, bir tane öbüründen alın artık hangisi iyi çıkarsa. Biz ekran görüntülerini paylaşırız. Biz hangisinden memnunuz, hangisinden memnun değiliz falan, onları böyle bir ekrana getiririz yani. Son tavsiyemiz size yiyin. Bayağı yiyin. Kebap yiyin. Künefe yiyin. Kerebiç yiyin. Bir şey diyorum, ne kadar Mersinli, Adanalı olduğunu belli ettim bu videoda. Belki bizi Yozgat'tan izliyorlar. Belki bizi Kars'tan izliyorlar. Yozgat'taysanız Antep'e gidin, Mersin'e gidin, Adana'ya gidin, buralara gidin. Her şeyi yiyin arkadaş. Yiyebileceğiniz kadar şey yiyin. Eğer ülkeniz izin veriyorsa, yani gideceğiniz ülke izin veriyorsa kuru dolma götürün. Anneniz yap, aksaması yapsın, onu götürün. Mesela bizde hiçbirisi hiçbirisi şey olmuyordu. Canın seni kuru dolma mı çekti? Kuru dolma sevde çok iyi yapar bu arada. Öğrendi. Gelmeden önce yumurta yapıyordu sadece. Geldikten sonra kuru dolma yapmayı öğrendi. Hayat şartları. Kuru dolmalar yapıyorum. Biber dolmaları yapıyorum. Neyse. Yani böyle işte ben mesela ben buraya gelmeden önce 150 bin tane falan fantuni yemiştim yani. Siz de böyle şeyler yapın. Şimdi bu maddeyi eklediniz. Niye böyle dediniz? Avustralya diyecek bir şey yok mu demeyin. Burada çok fazla mutfak var. Ya yine de olmuyor. Yani böyle bir yine o Mersin'de yediğim tantuninin zevkini vermiyor yani aynı burada. Aynı tantuni değil tabii.
Burada yani, zaten tantuni yok da. Hadi böyle bir şiş kebap falan bir şekilde yapıyorlar. Güzel oluyor da. Ama yine de bu Antep'teki tadı bulamazsın mesela. Mersin'deki tadı bulamazsın. Geçen bir çiğ köfte yedik. Adam kısır yapmış acılı. Çiğ köfte diyor. Yani çiğ köfteyi alıyorum mesela. Alırken çıt döküldü falan. Ne oluyor abiden? Ne biçim? Yani sıkıntı. Neyse. Evet, bitirelim artık. Umarım çok fazla kafanızı şişirmemişizdir. Dediğimiz gibi bu videoda herhangi bir kurumu, kuruluşu karalama amacımız yoktu. Başımıza gelenlerden gerçekten böyle bir ders çıkararak size bir video hazırlamak istedik. Yorum kısmında buluşalım. Mutlaka bize anlatın. Yani böyle şeyler yaşamışsanız, siz de yurt dışında yaşıyorsanız, böyle şeyler başınıza geldiyse lütfen bizimle paylaşın. Başka insanlar da sizin yazdıklarınızı okuyup onlar da bir ders çıkarabiliyor. Evet. O yüzden bizimle tecrübelerinizi paylaşın. Aklımıza gelmeyen bir şeyler olabilir. Siz de yazın. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Bye bye. Görüşürüz.